Evet, şimdi DEM Partisi Türkiye siyasetinde cinsiyet eşitliğini, eş başkanlık sistemini, aynı zamanda da eşit temsiliyeti savunan tek parti. Ne yazık ki diğer siyasi partilerde bu sebeple temsiliyette kadınların çok az olduğunu görüyoruz. O kürsülerin kadınlar tarafından kullanılmasına, o siyasi partiler içerisine yerleşmiş eril zihniyetin izin vermediğini görüyoruz. O yüzden de DEM Parti'nin tüm Türkiye'deki bu yaklaşım tarzı, hatta dünyada da benzerinin olmadığı kanaatindeyim. İlk defa Türkiye'de uzun yıllardır kadınların mücadelesiyle oluşturulmuş bir sistem var. Eş başkanlığı bu yüzden mor çizgimiz olarak kabul ettiğimizi belirtmek isterim. O yüzden burada İzmir'de evet ilk defa Büyükşehir Belediyesi noktasında gösterilmiş tek kadın belediye başkan adayı olduğumu biliyorum ben de. Çünkü 1923 yılından bu yana belediyeciliğin olduğu İzmir'de bugüne kadar gösterilen bütün belediye başkanları erkek. Ancak hem Büyükşehir öncesi hem Büyükşehir'den sonra da hiçbir kadın adaya yer verilmediğini görüyoruz. İlçe bazında da temsiliyet noktasında yine kadınlara çok az sayıda yer verildiğini, kotaların uygulanmadığını biliyoruz. Fakat DEM Parti bu anlayışı İzmir'de de yani eş başkanlık sistemini, cinsiyet eşitliğini, aynı zamanda eşit temsiliyeti İzmir'de de yerleştirmek istiyor. O sonuçta şununla bağlantılı, yani sistemin kendisiyle bağlantılı, Türkiye'deki sistemle, eril zihniyetle ilintili olduğu kanaatindeyim. Yani kadın mücadelesinin çok yüksek olmasına rağmen, kazanımlarının çok yüksek olmasına rağmen hala istediğimiz düzeyde bir kadın temsiliyetinin yaratılmadığını düşünüyorum. Bu bizler açısından da, DEM Parti geleneği açısından da öyle kolaylıkla elde edilmiş haklar, kazanımlar değil. Sonuçta kendi iç yapımız itibariyle de uzun yıllar süren bir mücadelenin sonucunda bu noktaya geldik. Eş başkanlık sistemini, eşit temsiliyeti sağlayabildik. Ve hala bunun sancılarını çekiyoruz. Bazı yerlerde erkeklerin buna karşı bir direnç içerisinde olduğunu da görüyoruz. Hani bu sistem içerisinde yaşıyoruz sonuçta biz de. Bu sistemin hastalıklarının hepsini taşıdığımızı söyleyebilirim. O yüzden de erkek zihniyetini, daha doğrusu sistemde eril zihniyet tamamıyla kökleşmiş, yani yüzyılların getirmiş olduğu bir eril zihniyet var. Bu eril zihniyete karşı kadınların uzun yıllardır süren mücadelesi olmasına rağmen eril zihniyeti yıkmak ve onun yerine yeni bir sistem oluşturmak oldukça zor. O yüzden de kadın mücadelesinin bu kadar yükselmesine rağmen elde edilen kazanımlar bunlara denk değil. Biz DEM Parti olarak sonuçta kendi içimizde de eş başkanlık sistemini oturtuncaya kadar büyük bir eril zihniyetle büyük bir mücadele yürütmek zorunda kaldık. Ve ancak bu noktada fermuar sistemi ve eş başkanlık sistemiyle ancak bu sorunu çözebildik. Fakat bunun diğer yapılar tarafından, Türkiye'deki diğer yapılar tarafından hala benimsenmemiş olması sebebiyle, buna karşı korkunç bir direncin olması sebebiyle bu sorunumuz hala devam ediyor. Ama kadın mücadelesiyle, kadın dayanışmasıyla birlikte zihniyeti değiştirip dönüştürmeyi önümüze koyduk. Bu anlayışla ortak hareket ederse kadınlar, ki etmek zorundalar, bu zihniyeti değiştirebileceğimize inanıyorum. Tüm yapılar açısından diğer yapılara, diğer siyasi partilere de DEM Parti'nin örnek olduğunu düşünüyorum. Ya bunun aslında bende büyük bir mutluluk yaratıyor olması lazım ama mutlu olmadığımı ifade edeyim. Yani sonuçta ben diğer siyasi partilerde de kadınların ön plana çıktığı ve eş başkan olarak, aday olarak onlarla birlikte yarışmayı tercih ederim. Yani kendi hemcinslerimle birlikte yarışmayı tercih ederdim. En iyisini yapanın da sonuçta kenti yönetmesine, kente hizmet etmesinin hakkı olduğuna inanırdım. Ancak şimdi
sonuçta bu eril zihniyet sebebiyle tek aday olmuş olmam o yüzden bende buruk bir mutluluk yaratıyor. Bunu söyleyebilirim. Umut ediyorum ki diğer siyasi partilerde DEM Parti'nin bu politikasını, DEM Parti içerisinde yer alan kadınların bu mücadelesini kendilerine örnek alarak bundan sonra kendi siyasi partileri içerisinde böylesi temsiliyetlerde eşit bir temsiliyetin sağlanması için mücadele ederler diye umut ediyorum. Benim açımdan yani iş merkezinin önüne geldiğim andan itibaren ayaklarımın titrediği, vücudumun tamamen sarsıldığı, ruh dünyamın da alt üst olduğu bir bina maalesef. 17 Haziran 2021 tarihinde olayın yaşandığı ilk saatlerde daha katil sonuçta bu binanın içerisindeyken buraya gelmiş biriyim. O yüzden de benim için çalışma yürütmenin en zor olduğu bina olduğunu söylemek isterim. Her geldiğimde ve her mutfağa geçişimde Deniz Poyraz'ın maalesef yerde yatan bedeni gözlerimin önünde. Bu sebeple de benim açımdan unutulması zor. Yani bu 30-40 gün boyunca burada çalışma yürütürken de her an her dakika hatırlayacağım ve beni sarsan bir olay olduğunu söylemek isterim. Deniz'i daha önceden de tanıyordum. Yani Deniz'le daha önceden de bir dostluğum ve arkadaşlığım olması sebebiyle de o süreci takip etmek benim açımdan oldukça zor oldu. Benim adaylığım elbette ki Deniz'in de hayallerini gerçekleştirmek adına yola çıktık. Çünkü Deniz adil, eşit, özgür bir dünya özlemiyle yanıp tutuşan bir kadın arkadaşımızdı. Onun hayallerini, özlemlerini bir nevi de olsa, bir nebze de olsa hayata geçirebilme imkanına sahip olursam çok mutlu olacağım. Tüm amacımız zaten herkes için, hepimiz için adil, eşit, özgür bir kendi kimlik, kendi dilimizle özgür bir ülkede yaşayabilme olanak ve imkanlarını yaratmak. Bu yüzden de yola çıkarken Deniz'in bu amacını, bu hedefini de hayata geçirmek için ilk adımı yerelden attık. Umut ediyorum yaşadığımız İzmir kentini herkesin yaşayabileceği, özgürce yaşayabileceği, güvenle yaşayabileceği bir kent haline getirme imkanına sahip olabiliriz. Diyarbakır'da DEM Parti ne kadar iddialıysa, DEM Parti İzmir'de de o kadar iddialı. Biz 1 Nisan'a DEM Parti ile birlikte uyanacağız. Daha önce 31 Mart ve en son 28 Mayıs'ta Kürt Siyasi Hareketi ve müttefikleri demokrasi, adalet, barış kaygısıyla CHP'ye ve onun genel başkanlığına destek verdiyse bu kez de yine aynı sorumlulukla çoğulcu, katılımcı doğrudan bir demokrasinin kapısını aralamak ve de şu anda çok önemli sorunlar yaşanıyor ve o sorunların görünür kılınabilmesinde katkısı olur. Umuduyla, muradıyla yola çıkıldı ama tabii demin kent uzlaşması, o kentte yaşayan bütün halkların, kimliklerin, kültürlerin temsilcileri, onların örgütleri, emek örgütleri, sendikalar, meslek odaları, dernekler, kadınlar, gençlik örgütleri, ekolojistler birlikte o kentin yönetiminde söz ve karar sahibi olmayı önerdi. Ama CHP biraz bu işe parti merkezli baktı ve 3-5 belediye meclis ya da il genel meclis üyeliğiyle yaklaştılar. Biz öyle yaklaşmıyoruz. Türkiye'nin bu yerel seçimlerin bir milat olacağını düşünüyoruz ve Türkiye'nin özellikle Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünde ve bu farklı kimlik ve kültürlerin eşit ve özgür bir arada yaşamasına belki 1 Nisan'da bir kapı aralanacaktır. Hatta ben diyorum 1 Nisan'da DEM cemresi düşecek Türkiye'ye diye. Örneğin şimdi ana arterler Büyükşehir'e bağlı ve ana arterler gayet iyi, düzenli falan. Peyzaj çalışmaları. Ama ara sokaklara girdiğiniz zaman ki birçok ilçelerde emin olun yürümekte zorluk çekiliyor. Bakımsız, onarımsız, bırakılmış, terk edilmiş. Bu ciddi bir sorun. İkincisi, örneğin
Su ücreti en pahalı bir kent burası. Ve ekolojisi bozuluyor. Yani biz şimdi bu kırma, yağmalamaya karşı da bir ortak bilinç, kültür ve direniş sağlayacağız. Yaşam pahalılığından ötürü insanlar, tabii kent hakları var. Bu haklardan biri de iyi yaşayabilmek ve dinlenme hakkını kullanabilmek. Ve insanlar karavan ve çadır alıyorlar. Şimdi o karavanlara yer verilmiyor. Yer verilse de bir takım altyapısı sağlanmıyor. Atıkları yok, jeneratörü yok, su yok, bilmem benzeri şeyler. İşte biz şimdi Körfez'i, kıyıdan bütün İzmir ve ilçelerine çadır kampikleri ve karavan kampikleri oluşturacağız. Ve herkesin kolay, ucuz dinlenme olanağından yararlanmasını sağlayacağız. Çok güçlü bir ekolojist arkadaşımız Karaburun'da, eş başkan adayımız, kimya mühendisi ve yıllardır iyi bir çevre için, ekoloji için çalışan arkadaşımız, o aday ve onun şimdi çalışmaları var. Onunla birlikte gündeme getireceğiz. Bir de tabii yaklaşık 400 bine yakın, tam sayısını arkadaşlarımız çıkaracaklar, engelliler var. Engellilerin yaşamasını kolaylaştıracak her türlü düzenlemeyi yapacağız. Sonra yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan insanlar var, yalnız insanlar. Örneğin o yaşlı insanlar gidiyorlar sabahleyin bir çay bahçesine, akşama kadar orada oturuyor. İnsan görmek istiyorlar. Çünkü yalnızlar. Onların yalnızlığını giderebilecek kolektif etkinlikler düzenleyeceğiz. İnsan hakları sorunsalında, örneğin birinci kuşak diye adlandırdığımız işte siyasal haklar, özgürlükler, anayasal haklar ve benzerleri iktidarların alanında olan şeyler. Ama ikinci kuşak diye adlandırdığımız haklar ve özgürlükler tam da yerel yönetimlerin alanına giren haklar. Örneğin ekonomik haklar. Ki biz bu bağlamda bakın çok önemli, 1980'e kadar köy koop deneyimimiz vardı. Ve bu modeli, ki ben kooperatifçiyim, bu modeli İzmir'de uygulayacağız. Yani 1980 öncesi tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken, şimdi bakın toprağı aç, insan aç, hayvan aç, bir arkadaşımızın ifadesiyle. Biz o nedenle bütün yaşayanların bu açlığını gidermeye çalışacağız. Böyle bir örgütlenme. Ve üretim kooperatiflerinin ürünlerini kentlerde, ilçelerde, köylerde, sokaklarda halk pazarları açacağız. Ve temel tüketim gereksinimlerini kolay, ucuz ve güvenli gıda açısından sağlayacağız. Ve toplumsal haklar. Yani şimdi Türkiye'de ırkçılık, nefret, şiddet yayılıyor. Yani bunun en tehlikelisi bu, ayrışmayı ve bunun üzerinden siyasi rant edinmek isteyen iktidar ve müttefikleri. İşte buna son verilecek. Bu da nasıl? Barış kültürüyle, birlikte yaşama kültürüyle, kardeşlik kültürüyle ve adalet duygularıyla. Şimdi işte böyle bir toplumsal dokuyu değiştirmeye çalışacağız. Bu heyecana, bu heyecan dalgasına, güven dalgasına katılmalı. Bence bir dem halesi yaratıldı. Herkes o halenin ışığında toplantısını istiyorum ve kazanacağız.